Zevk tatili, sürpriz takas. Merhaba, size geçen seneden önceki bir sene başımdan geçen bir anımı anlatmak isterim. Biz hayatı dopdolu yaşayan bir gençlik grubuyduk. İki erkek ve de iki kız. Erkek olarak ben ve yakın arkadaşım Gültekin, bayan arkadaş olarak da isimlerini vermemin sırrımızı açığa çıkarmasından dolayı Selena ve Marduk. Grubumuzun üyeleri genelde hepimiz üniversite öğrencileriz ve lise mezunuyduk. Yani gayet genel kültürlü bir gruptuk. 18 yaşını geçmiş insanlardık. Üniversiteden arta kalan zamanlarımızda genelde kafeterya ve büfeteryalarda buluşup meşrubat içerek gençliğimizi ve sohbetimizi geliştirirdik. Ve çok güzel anılar olmasını sağlardık. Gruptaki kızlardan Marduk acayip yüksek seviyelerde hoşuma gidiyordu ve o bunu anlıyordu. Gençliği ve yüreğinin freşliği göğüs ve kilot bölgesine yansımış bir kızdı Marduk ve genelde seksi olmayan ama bana göre oldukça seksi gibi olan kıyafetler giymeyi tercih ediyordu. Mesela kot pantolon. Onunla birlikte olmayı çok isterdim doğrusu ve bir gün üniversitedeki son yazılarımızı da atlattıktan sonra Antalya taraflarında bir tatile gitmeye karar verdik grupça. Kamp. Okuldan bir arkadaşımız olan Ergun, biz geçen sene üniversitenin bitişinden sonra oraya kızlı erkekli grupla gittik ve normalde asla yapmayacağımız şeyleri yaptık kızlarla. Fazla ileri gittik. Yani kızları deldik. Anlarsınız ya. Ergun bunları anlatırken parmağını diğer eliyle halka şekline getirdiği diğer elinin parmaklarının içine sokup çıkararak heyecanla anlatmıştı ve bir şey demişti ve bu benim aklıma geldi. Umarım biz de tatilin yorgunluğunu, üniversitenin yorgunluğunu atarken keşke bir de böyle kızlarla ileri gitsek diye düşünüyordum. Tatile gitmeden önceki gün yine dışarıda buluştuk. Grubumuz olarak yarın kaçta otobüsümüz olduğunu öğrenip evlerimize ayrıldık. Çok heyecanlıydım ve o gece ilk kez Marduk'a gruptan yazmadım. Onun yerine özelden yazdım. Marduk selam, ben çok heyecanlıyım. Gültekin ve Selena da bizim kadar heyecanlı mıdır? Çünkü bu ilk defa birlikte tatilimiz dedim. O da gülümseyici bir mesaj attı ve ben bikini giyeceğim dedi. Ve bikini giyeceğim için çok mutluyum dedi ve yine gülümsedi. Ben o an çok fena oldum ve aletim halt eşofmanımı parçalayacak gibi oldu. Kafesini parçalayacak bir kaplan gibi oldu. Ona seni öyle gördüğüme çok sevineceğim. Hem de en az 4-5 gün öyle gezeceksin. Bu süper bir şey deyip onu da çok arzuladığımı çaktırmadım. Ama tuvalete gidip kendimi tatmin ettim. Ertesi sabah otobüs firmasının yazıhanesinde buluşmaya gittiğimizde Selena ve Marduk şortlu ve tişörtlüydü ve kendilerine çoktan çay söylemişlerdi. Gültekin de sigara almaya gitmiş ama almamış çünkü o sabah pazardı ve benim uğurlu günümdür. Yazıhanedeki adam bize hadi iyi yolculuklar gençler. Antalya tatili çok güzeldir. Orada deniz var, denize girersiniz dedi. Biz de bu babacan tavırla daha da mutlu olup servise bindik. Otobüsün servisi çok pis kokuyordu ama otobüse geldiğimizde otobüsün kendisi iyiydi. Yolculuk başlamadan önce Marduk sen Selena ile mi oturacaksın? Benimle de oturabilirsin. Benim mobil telefonumda sana göstermek istediğim çok güzel resimler, fotoğraflar var cep telefonumda dedim ve hem de vakit güzel geçer dedim. Marduk bana baktı, şımarık bir tavırla değil ama bence şımarıkça bir şekilde bizim biraz midemiz üşüyor Selena'yla. Selena'yla oturalım. Sen klimaya çok bağımlı bir tipsin, vücut ısın bayağı yüksek dedi ve göz kırptı. Orada mesajını aldım ve bütün yolculuk boyunca Gültekin'e bu olayı ve bu olayın bendeki yansımalarını anlattım. Sonra uyuduk. Uyandığımızda tatil yerine gelmiştik. Otobüs bizi kamp alanının yakınındaki otoyolda indirmişti. Hava çok sıcaktı ve asfaltın sıcağı adeta içimizdeki ısınınki gibiydi. Yani gençlik ateşi. Kamp alanına vardık. Burası bungalovlu ve yurt dışılı gibi bir tatil yeriydi ve herkes oldukça sanatçı gibi modern şalvarlı
modern şalvarlı gibi, özgürlükçü düşünceli, yani yogacı gibiydi, mutluydu. Kamp ama öyle düz izci kampı değil gibi burası dedim. Herhalde belli bir kesimden insanlar var dedim Marduk'a bakarak. Bungalovlarımızı bulduk. Selena ve Marduk biz otobüste bayağı midemizi üşüttük galiba. Biz deniz kenarına gidip güneşleneceğiz, ısınacağız. Hadi siz de hazırlanın geç kalmadan dedi. Farklı bungalovlarda kalacağımızı hemen orada anlamıştım. Gültekin benim annemi aramam gerek dedi. Orada Gültekin'e çok pis gıcık oldum. Çünkü kızların yanında bizi Sabi Sübyan gibi gösterdi. Gültekin dedim içimden. Neyse sonra bungalovda mayomuzu falan giydik. Gültekin'e ya Gültekin sen bu Selena'ya tatilde böyle yapacağım, şöyle yapacağım dedin. Dakika bir gol bir. Yok annemi arayacağım, yok babam sesimi duysun. Bunlar hoş değil Gültekin. Bu bizim ilk gençlik ateşi tatilimiz. Çok best bir şey olsun istiyorum ben. Beni anla ve takım oyununu bozma dedim. Gültekin tamam dedi. Bungalovdan çıktık. Sahile doğru yürürken hırpani kılıklı, zayıf, kafasının üstü kel ama altta kalan saçları rastalı biri önümüze atladı. Gültekin adama bıçak çekti. Ben şok olmuştum. Hem adamın ani hareketine hem de Gültekin'in yanında bıçak taşımasına şoke olmuştum. Adam dostum hoş geldiniz. Kampımız çok güzeldir ama yüreği güzel olana güzeldir. Gelin sizi şuradaki mini sahil barımda bir ağırlayayım dedi. Adam Gültekin'in bıçağını bile görmemişti. Kafayı çekmiş biri gibiydi. Bize kampın rahatlığından, özgürlükten ve insanın zincirinden kopması gibi bir şeyler anlattı. Ve burada söyleyemeyeceğim ama bazılarınızın şıp diye anlayacağı bize bir şeyler içirdi. Birer adette geçici dövme yaptı. Kendisi geçici dövmeciymiş hem de. Aslında her şeyi bırakıp göç etmiş bir çalışanmış. Ben aslan dövmesi yaptırdım çünkü Galatasaraylıyım. Gültekin de G yazdırdı. Çok heyecanlandık ve onun o bilge konuşmalarını biraz daha dinledik. İnsanlar bu kılık kıyafet işlerini çok abartıyorlar. Bir insanın üzerine giyebileceği en iyi kıyafet kişiliğidir, varoluşudur, etidir, direkt eti. Dövmeleriniz de çok güzel oldu çocuklar. Şimdi tam anlamıyla bizim kamplı oldunuz dedi ve altındaki şortu çıkardı. Şimdi bu etlerimizi şehir hayatının o rezil pisliğinden arındırma zamanı. Akdeniz'in tuzu tüm bu riyakarlığı çözmeye yeter deyip aşırı hızlı koşarak bir yere gitti. Biz de mayolarımızı çıkardık ve sahile doğru çırılçıplak koşmaya başladık. Gültekin, tüm eşyalarımızı ne olur ne olmaz yanımıza alalım dedi. Tekrar geri dönüp eşyalarımızı alarak tekrar sahile koştuk. Eşyaları kızların olduğu yere doğru fırlattık ve denize atladık. Gerçekten muhteşem bir şey yapmıştık. Gençliğimizin gereğiydi. Kızlar da bundan çok etkilenir diye düşünmüştük. Ve biz denizdeyken yanımıza geldiler. Sanırım Marduk benden epeyce etkilenmişti. Onu bikinili görünce denizin soğuğuna rağmen bedenimin alt kısmı vites yükseltmişti. Göğüsleri sandığımdan da ebatlıymış ve iki tane olması beni çıldırttı. Marduk gelsenize su çok güzel dedim. Marduk biz biraz uyumaya gidiyoruz. Midemizin üşümesi geçmedi. Yol yorgunluğu herhalde. Siz niye çıplak girdiniz ki denize? İnsanlar rahatsız oldu. Çocuklu aileler de var burada. İlk günden kötü izlenim oldu. Neyse akşam yemeğinde görüşürüz dediler. Tamam Marduk siz dinlenin. Biz biraz özgürlüğün keyfini yaşayacağım dedim. Selena mayolarınızı geri verdi. Giyin dedi. Dikkat edin su soğuk midenizi üşütürsünüz dedi. Denize birlikte giremedik ama bence Marduk bedenimle ilk tanışmasını yaşamış olmuştu. Selena da Gültekin'in... Alo. Ha anne nasılsınız? Ha hastanede misiniz? Ha. Nasıl Çınar hala? Yani anne zaten yaşı oldukça geçkin yani Çınar Hala'nın ama tabii insan. Evet. Hı hı.
Anne ben şimdi yani tamam ben bir işim vardı. Ben hani açtım telefonu acil bir şey mi diye. Ha Çınarala. Aleyküm selam. Halacım geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet tabii yani zor ama evet evet geçmiş olsun. Kalça kırıyor. Evet zor. Zor iyileşir. Evet. Hala şimdi söylemesem ben de çok özledim de. Söylemesem şimdi şarkı şeyden dolayı zaten iyi çekmiyor ya, iyi gelmez sana ses. Tamam hala Allah korusun ne ölüm döşeği ya. O değil tamam ben sen ne zaman istesen söylerim de. He. Tamam. Ya hadi biraz söyleyeyim o zaman sana. Tamam. Tamam sen seviyorsun. Evet tamam. Sana tamam. Gecenin en siyahında umudun bitti yerde. He hala. Tamam nakaratı söyleyeceğim sana. Tamam nakaratı söyleyeyim. Oradan almayayım. Sen imkansızsın. Sensizlik imkansız. Aşk imkansız. He. Tamam halacığım. Tamam ben de çok seviyorum. Ben de o bizim zaten evet şarkımız. Tamam halacığım sana acil şifalar diliyorum. Kalsiyumunu evet. Kemik suyu evet ilik çorbası. Annemler zaten yanında. Onlar hep sen ne istesen alırlar, yaparlar sana zaten. Tamam. Hadi anne. Hadi öptüm ellerinden halacığım. Ha anne. Tamam. Babamlara selam söyle. Tamam ben benim şimdi bir işim var anne. Yollayacağım, iş yollayacağım. Tamam. Hadi öpüyorum sizi. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi. Gündüz yaşadığımız çılgınca dakikalardan sonra akşam yemeği bizi kendimize getirmişti. Selena ve Marduk'la karşılıklı oturduk, yemek yedik. Ve onlarla iyi ki tam gençliğimizde buraya geldik. Geç yaşta gelmedik. Özgürlüğümüzü yaşayacağız hem de her açısıyla dedik. Gültekin Selena'ya biraz daha karpuz almaya giderek ondan hoşlandığını iyice belli etti. Açık büfe inşallah midemizi bozmaz dedi Marduk. Ben de bozulsa da ben yanındayım Marduk dedim ve ona göz kırptım. O da gülümsedi. İşler artık iyice apaçık belliydi. Yemekten sonra kampın küçük bir sevimli açık hava barına geçtik. Ben normalde bara çok gittiğim için kızları mahvedecek kokteylleri çok iyi biliyordum. Sex on the Beach. Selena da Marduk da bu kokteyli duyunca güldüler ve tamam o zaman ondan içelim dediler. Gültekin ben bira içerim dedi. Hadi ama Gültekin bira içme kokteyl iç. Şimdi alevlenme zamanı diyecekken barda yanımızda duran çiçekli gömlekli, hasır fötür şapkalı ve beyaz kemik gözlüklü bir bey. Bira mı? Duymamış olayım delikanlı. Böyle güzel hanımların yanında arpa suyu mu içilir? Sen at mısın? Gerçi bugün sahilde gördük. İki dolu dizgin beygirdiniz. Yularlarınızdan boşalmış denize dökülüyordunuz. Siz değil miydiniz ya onlar? Kendimi takdim edeyim. Ben Cüret. Bu da eşim tatilin neşesi dedi. Aslında gerçek isimleri bu değil ama ben şimdi onları deşifre etmeyeyim diye öyle demesine getiriyorum. Cüret Bey'in bizi çırılçıplak gördüğünü anladık. Biraz utandık ama babacan tavırlarıyla utanmaktan vazgeçtik. Çocuklar benim çok özel bir kokteylim var burada. Karışımı özel bir tarif. İksir gibi. Adı Ojeni. Ben buranın Gargameli'yim. Şirinler Köyü'nün tatlı Gargameli. Nerede benim azmanım dedi ve karısının göbek dekoltesini suratını gömerek denizde suratı suya sokarak çıkarılan o sesten çıkardı.
Marduk ve Selena bu yaşı geçkin ama dilbaz adamın neşesinden hoşlanmış gibiydi. Karısı tatilin neşesi hanım da yaşına rağmen oldukça diri vücutlu ve de yaşını göstermiyordu. Aşırı derecede kısa bir etek giymişti ve tabureye direkt kalçaları yapışmıştı. Doğrusu bunlar tam da mevsiminde iki kokulu kavun gibiydi. Cüret Bey bize Öjeni adını verdiği kokteylden 4 kadeh ısmarladı. Sonra bir 4 kadeh daha. Sonra bir 4 kadeh daha. Sonra sohbetimiz koyulaşmış, iki grup kaynaşmıştı. Cüret Bey çocuklar size latife yaparak girdim konuya. Bence denize çırılçıplak girmeniz bana okey. Siz etraftaki mallara bakmayın. Gençlik tıpkı eşek hıyarı gibidir. Siz eşek hıyarını bilir misiniz? Cucurbitaceae familyasından Equallium elaterium, İngilizce squirting cucumber diye geçer. Dikenli, çirkin, beteşe, iğrenç bir bitkidir. Çok iri ama kıllı bir yeşil zeytin erik kırması gibi başı vardır. Başına dokunduğunuz anda eşek hıyarının gövdesinden sümük gibi bir ifrazat fışkırır ve bu füze gibi bir patlar. Tüm çekirdeklerin tohumlarını etrafa saçar, dağı taşı toprağı döller. Bu doğanın döngüsüdür. Ufak bir dokunuş patlamaya hazır olan her şeyi patlatır doğada, güm diye dedi. Ha bu arada benim karım da üstsüz güneşlenmeyi çok sever. Bazen de altsız diyerek göz kırparak hadi bir kadeh daha Öjeni içelim dedi ve unutalım sizi o utandıran olayı dedi. Bu arada tatilin neşesi hanım da müziğin etkisiyle kızları barda dansa kaldırıyor, onlara aşifte gibi hareketlerle yol gösteriyordu adeta. Göğüsleri biraz sönmüş gibiydi ama çok da değil gibiydi ve bu onu çok seksi kılıyordu. Marduk ve Selena da dansa iyice kendini kaptırmıştı onlarda. Cüret Bey çerez tabağındaki leblebileri inanılmaz derecede yükseğe havaya fırlatıp yakalıyor ve yiyor ve kızların dansına bizim yanımızdan minimal hareketlerle katılıyordu. Bir yandan da sohbete devam ediyordu. Bu kokteylden 5 tane içen kısır oluyor. Dilediğiniz gibi korunmasız ilişkiye girebilirsiniz gençler. Ha ha ha. Üreme belasına son, zevke asla limit yok dedi ve bir kahkaha daha patlattı. Ve Gültekin'e siz bu kızlarla ilişkiye girip girmediğimizi sordu. Yok kucağınıza alıyor musunuz, yok ensesinden kavruyor musunuz? Gültekin ne münasebet beyefendi, biz buraya bir yıllık üniversitenin yorgunluğunu atmaya geldik. Bedenimizi görmüş olmanız onun üzerinde hak talebinde bulundurtmaz sizi dedi Gültekin. Cüret Bey gardını almıştı. Sakin ol genç adam, amacım muhabbete kayganlaştırıcı sağlamak. Şöyle yağlı yağlı şakır lukur bir yağlandırıcı, ama bunu hislerimizle yapacağız. Sizi sevdim, sizi çok sevdim. Sizler dürüst gençlersiniz. Size eşimi ikram etmek isterim doğrusu. Hem de hemen bu gece. Marduk gece boyunca arada bir kulağıma gelip midemizi üşütmeden bu geceyi atlatırız inşallah. Buzlu buzlu çok içtik kokteylden ve ben galiba senden hoşlanır gibi oldum dedi. Bu tahrik edici cümlelerden dolayı, üst üste altıma akıttığım zevk likitimden dolayı külotum kuru karton gibi kıtır kıtır kuru olmuştu. Haydi gençler, sahile alın içkilerinizi, ay banyosu yapacağız diye haykırdı Cüret Bey. Kol kola gelip sahile doğru yürüdük. Gündüz güneşinin yaktığı sahil şimdi ay ışığında öfkesi geçmiş ve erotik bir hal almış yabancı bir bayan gibiydi. Sahile vardığımızda tatilin neşesi hanım sahildeki şezlonglardan birine uzandı. Bizim kızlar da bank gibi bir şey buldular ve ona oturdular ve ben, Cüret Bey ve Gültekin ise denize taş atmaya gittik. Cüret Bey cep telefonundan güzel bir yabancı parça açtı. I like to move it. Doğrusu keyfimize diyecek yoktu. Ben arada Marduk'a bakarak taş kaydırıyordum ve beni beğenmesi için. O esnada tatilin neşesi hanım, "Of! Dolunay'a bakın gençler." dedi. Ay'a baktığımızda dolunay olmadığını, yarım ay gibi bir halde olduğunu idrak ettik. "Ha ha 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 ha." Yanlış yerde arıyorsunuz dolunayı dediğinde ise ne demek istediğiniz diye arkama döndüğümde irice bir kayanın üzerine oturmuş ve bacaklarını tamamen açmıştı. Eteğinin altında külot namına hiçbir şey görünmüyordu ve cep telefonunun feneriyle aydınlattığı kadınsılığı ulu orta ortadaydı. Bu gece dolunay var tatlılarım, bir dilek dileyin.
gerçek olsun dedi. Cüret Bey ise çoktan soyunmuş ve denize girmişti. Denize girerken cep telefonunu yere koyduğunu için müzik kesintisiz devam ediyordu. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Doğrusu epeyce şaşırmıştı. Cüret Bey denizden Gültekin'e doğru seslendi. Gültekin, senin kulak memelerin oldukça etli ve yayvan. Çenen çıkık bir göt çene. Dudakların ince ve içeri doğru bükük. Senin korkunç bir yarrağın olduğunu düşünüyorum dedi. Ve kahkahayı patlattı. Biz utanmıştık. Ve Cüret Bey devam etti. Ben surata göre yarraktan çok iyi anlarım. Gençliğimizde yine burada daha bu koy bakirken içip içip denizde açılmıştık. Ve koyda demirli bir yatta Orhan Baba'yı görmüştük. Ve ben yarrağın nasıl Orhan Baba diye bağırmıştım. O da berhudar demişti ve sen de berhudar ol demişti. Ama sonradan öğrendik ki Orhan Baba değilmiş o adam. Normal bir zengin bir adammış. Ben alkolün etkisiyle adamı Orhan Baba sanmışım. Gençlik işte. Ya siz ne duruyorsunuz Bostan Korkulu gibi? Hadi senize. Eros ve Afrodit sizinle bu gece. Bu gece sabaha kadar sürecek bir zevk ayini için tüm şartlar mevcut. Kendinizi serbest bırakın dedi. Hissedin dedi. Denizden çıkarken de kızlar diye bağırdı. Hem kokteyllerin etkisinden hem de Marduk ve Selena'nın mesafeli hallerinden dolayı içimdeki kararsızlığa bir çözüm bulamıyordum. Tatilin neşesi bize doğru öpücükler atarak gel gel yapıyor. Kızlar ise Gültekin'i çağırıyordu. Gültekin kızların yanına gitti ve geri geldi. Cüret Bey denizden çıkarken Gültekin arkasından onu becerir gibi şakalı bir hareket yapmış ve kızlar bunu görmüş. Sonra da bizim midemiz üşüdü, burası çok rüzgar, biz bungalova gidiyoruz dediler. Kızlar gittiler. Cüret Bey, ya bırak gitsinler, onların size vereceği yok ama bizim sizden alacağımız var. Karımın derhal becerilmesi lazım, gözlerimin önünde. Hatta belki de benim de. Öyle kafama esti. Siz değil miydiniz bu yaz tatilinin unutulmaz olmasını isteyen? Siz değil misiniz tüm dizginlenemez arzularınıza yol gösterecek ve tüm suçu üzerine atabileceğiniz bir şeytan için gece gündüz dua eden? Alın işte doğa en yüksek tasarımı olan insan bedeni üzerinden tüm benliğiyle sizi çağırıyor. Doğa yaratıcıdır, doğa insandır, doğa şeytandır. Hem de unutmayın şeytan da bir melektir. Cüret Bey gerçekten de bir iblisti. Bizi efsunlamıştı, bizi şaşırtmıştı. Bakın biz 32 yıldır tatildeyiz çocuklar. Artık tatil kavramı bizim için anlamını yitirdi. Delirdik durulduk. Dişlerimiz un ufak oldu. 4 defa ağzımızı dişimizi komple yaptırdık içkiden, uyuşturucudan. Çıldırdık. Ama sonunda yeni heyecanımızı bulduk. Gerçek hazın sınırsız ve rütbesiz bir beden takasında olduğunu anladık. Haz takasında olduğunu anladık. Sen karımı becereceksin Gültekin ve de beni de sonra. Tam tersi. Takas yapacağız, makas yapacağız diye devam etti. Doğrusu Gültekin ve ben takas teklifini duyunca çok bozulduk ve Cüret Bey ve tatilin neşesini sahilde oracıkta bırakıp Gültekin'le bungalovumuza gittik. Kızlar bunu duysa çok sinirlenirdi ve kızların gözünde alçalamazdık. Hem Marduk bana benden hoşlanır gibi olduğunu o gece söylemişti. Ertesi sabah kızlarla kahvaltıda buluştuk. Dün gece olanlardan dolayı biraz utangaçtık. Tam gece hakkında konuşmaya girecekken Selena lafa girdi. Ya bizim geldiğimizden beri midemiz üşüyor. Sürekli geçmedi bir türlü üşümemiz. Ve bazı ilişkilere hazır değiliz. Yetti zaten, iyi oldu bu kadar tatil bile. Üniversitenin yorgunluğunu attık. Gençlik grubumuz yetişkinliğe bir adım daha attı. Siz gerçekten de çılgın iki erkek arkadaşmışsınız. Bu bizim için güzel bir anı olacak. Alalım otobüs biletlerimizi gidelim. Yeter artık dediler. Tamam dedik ve internetten biletimizi aldık. Hemen 3 saat sonra ya da otobüs varmış zaten. Gültekin annesini aradı. Otobüs saatini beklerken ben tuvalete giderken tatilin neşesiyle denk geldim. Bana hey merhaba. Dün gece için özür diledi. Ben de ne alakası var, sizin bir suçunuz yok, biraz biz genciz dedim. O da güldü ve demek 3 saatiniz var otobüse, sizi biraz önce konuşurken duydum kulak misafiri dedi. Siz gitmeden 3 saat var. Cüreti dün akşam
Dün akşam hastaneye kaldırdık. Gece midesini üşütmüş. Ama şimdi durumu iyi ama hastanede. Yani gelemez. Yani ben yalnız bir bayanım dedi. Ben de bir de bungalovda bir büyük dozur dozur böcek girmiş. Çıkmıyor hınzır. Onu kovalım mı hadi dedi. Ben de tamam dedim ve onunla bungalovuna gittik ve onunla bungalovda art arda 7 defa birlikte olduk. Ve otobüs saati gelmişti. Eşyalarımı aldım. Gençlik grubumuzla birlikte otobüse bindim. Bu anının bende yeri çok ayrıdır. Bu anıyı her hatırladığımda gülümserim.